Herkese merhaba arkadaşlar. Balıkesir, Edremit, Altınoluk'tan videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Altınoluk'ta denize girilebilecek en güzel yerleri size göstermeye çalışacağım. Ben şu anda Altınoluk'un Akçay tarafındaki girişindeyim. Buradan limana kadar denize girilebilecek en güzel yerleri elimden geldiğince çekmeye çalışacağım arkadaşlar. İlk plajımız burası. Ağaçlık bir alan var arkadaşlar burada. Burası genelde sessiz sakin olur. Denizin yapısı, plajın yapısı şu şekilde taşlı. Deniz ayakkabısı giymenizde fayda var yine. Ama çok güzel bir plaj burası. Yolun hemen kenarında, şuradan yol geçiyor, arabaları görüyorsunuz. Ağaçlık bir alan olduğu için gölgesinden faydalanabilirsiniz. Yani bu plaj değil de şemsiye getirmenize gerek yok. Yol kenarında arabalarınızı park edecek yerler mevcut. Dediğim gibi merkezin kalabalığından sıkılırsanız burası sakin. Tam kafa dinlemelik. Ama denizi görüyorsunuz. İnanılmaz güzel. Altınoluk'un her yeri mavi bayraklı zaten arkadaşlar. Denizi pırıl pırıl. Özdemir Beach Cafe'nin olduğu yerdeyiz şu anda. Yani eski Gür Otel'in tam karşısı. Burada da yine üst tarafta arabayı park edecek yerler var. Yalnız burada sahil biraz dar olduğu için öğleden sonra burası epey bir kalabalık oluyor. İskeleye doğru gidelim. Yolun karşı tarafından buraya geçebilirsiniz. Böyle bir alt geçidimiz var.
Özdemir Cafe Beach. Çok eski bir yer arkadaşlar burası. İhtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Buraya denize geldiğinizde gerçekten burası çok güzel. Evet, şezlong şemsiye fiyatlarını da öğrendim sizin için. 2 şezlong bir şemsiye hem Loper Otel için hem Özdemir Beach için 400 lira arkadaşlar. Eğer oradaki iskelede şezlong şemsiye almak istiyorsanız o da 500 lira. Buradan itibaren Yağcılar Plajı diye geçiyor. Hadi yürümeye devam edelim. Buradan çarşıya kadar bisiklet yolu var. Akşamları bisiklet sürmek burada gerçekten çok keyifli. Her yer mavi bayrak arkadaşlar.